Dinamo an itibariyle oldukça hareketlendi sınır hattı, Siderot bölgesi. Zira peş peşe ateş sesleri geliyor. Zira obüslerle Beytan'ın olarak adlandırılan hemen arkamızdaki bölge yeniden ateş altına alındı. Şiddetli patlamalar meydana geliyor. Şiddetli ateş, yüksek ateş Gazze'ye doğru yönlendiriliyor. 27. günündeyiz savaşın ve belki de en hareketli günlerinden birine şahitlik ediyor olabiliriz. Zira savaş uçakları, topçular ve gemilerle Gazze şeridi hem karadan hem denizden hem de havadan bombardıman altında. Yüzlerce, binlerce mazlum sivil belki de şu an hayatını kaybediyor, bilemiyoruz tabii. Aslında sıcak gelişmeyi de paylaşalım. Zira Gazze Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz saat diliminde hayatını kaybedenlerin sayısını paylaştı. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 arttı Sinem. 9061'e yükseldi ve ne yazık ki bir başka acı gerçek var. Bu savaşta, bu saldırılarda ölenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ölenlerin 3760'ı çocuk, 2326'sı ise kadın. İfade ettiğimiz gibi son 24 saatte 265 Filistinli daha hayatını kaybetti. Şu an kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz aslında Beyt Hanum bölgesini ekranlarınıza getiriyor. Yayına girmeden 1-2 dakika önce yoğun bir bombardımana maruz kaldı ve dumanların da yükseldiğini sizler de aslında görüyorsunuz. Tabii yerleşim yerleri hedef alınıyor. Bu nedenle de yoğun bir dumanın, toz bulutunun havaya kalktığını söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde daha berrak görünüyordu aslında Beyt Hanum bölgesi, Gazze bölgesi. Ancak şu an zaman zaman bazı bölgeleri çıplak gözle görmekte de zorluk çekiyoruz. Çünkü ifade ettik ya, yoğun bir bombardıman var. Hem bulunduğumuz bölgede Siderot hattında İsrail ordusuna ait çok sayıda obüs ve havan toplarıyla bölgeye doğru bir saldırı gerçekleşiyor. Tabii bir yandan da hem savaş gemileri hem de uçaklarla bölgeye yoğun bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. Aslında dün gece saatleri de oldukça hareketliydi Gazze şeridinde. Ama onun öncesinde şunu da belirtelim. İki gün önce İsrail Cibaliye kampını vurmuştu ve bu saldırıda da 200'e yakın Filistinli hayatını kaybetti. Evet, şimdi şiddetli bir patlama sesi büyük ihtimalle mikrofonlarımıza yansıdı. Hala daha İsrail ordusu vuruyor ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmiş olabileceği de yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgiler arasında. İfade ettik ki iki gün önce Cibaliye'de bir mülteci kampı vuruldu. 200'e yakın Filistinli sivil hayatını kaybetti. 800'e yakında yaralandı. Ve Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya baktığımızda ise 120 kişiden henüz haber alınamadığı belirtildi. Gazze'nin kuzeyinde çatışmaların yaşandığını belirtmiştik. Aslında İsrail ordusuna da Hamas ciddi bir mukavemet gösteriyor. Şu an Beyt Hanum bölgesinde de aslında bir yandan da dumanlar yükseliyor. Sıcak gelişmeyi, sıcak başlığı da bir kere daha değinelim. Kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz şu an canlı canlı gösteriyor. Birkaç saniye önce belki de o patlama sesini aldığımız bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Kuvvetle muhtemel İsrail ordusu yine büyük tonajlı bombalarla, tahrip gücü yüksek bombalarla sivil yerleşim yerlerine hedef aldı o noktada. Yoğun bir toz bulutunun yükseldiğini söylüyoruz. Çünkü kuvvetle muhtemel o noktada bir sivil yerleşim yeri yerli bir oldu ki büyük bir toz bulutu da yükseldi o bölgeden. Gazze'nin kuzeyine de iniyorduk aslında. Hamas'ın da ciddi bir mukavemet gösterdiğini söyleyebiliriz. Zira dün gece saatlerinde Hamas güçleri İsrail'e ait çok sayıda tank ve buldozere hedef aldı. Yaşanan çatışmalarda da çok sayıda İsrail askeri öldü, hayatını kaybetti. Bunun da altını çizmek gerekir. Tabii bir yandan da İsrail hastanelerin çevresine hedef alıyor, hastanelere hedef alıyor. Çok değil, bundan birkaç hafta öncesinde aslında El Ehli Baptist Hastanesi vuruldu. 500'den fazla sivil hayatını kaybetti. Önceki günde aslında Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin çevresi top mermileriyle vuruldu. Şafak vaktinde ise, dün gece şafak vaktinde ise Kudüs Hastanesi'nin çevresi bombalandı. İsrail ordusu bir yandan da
skandal diyebileceğimiz, skandal olarak nitelendirebileceğimiz açıklamalarda bulunuyor. Çünkü direkt olarak hastanelere hedef alacağını belirtiyor. Hastanelerin vurulacağını belirtiyor. Hastanelerin boşaltılması gerektiğini belirtiyor. Bakın hala top sesleri geliyor. Ve Beytanım bölgesinden de ciddi derecede dumanların yükseldiğini söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz canlı canlı ekranlarınıza getiriyor. Kuvvetle muhtemel sivil yerleşim yerleri vuruldu. Üstümüzden uçaklar geçiyor ve büyük ihtimalle bölgeyi vurduktan sonra geri dönen İsrail ordusuna ait, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar da bir yandan geri dönüyor. Gece saatlerinde aslında savaş uçakları yine bu noktayı vurmuştu. Beyt Hanun bölgesini vurdu. Beyt Lahiye ve Keramet mahallelerini ard arda hedef aldı İsrail ordusu. Şeyh Rıdvan, Nasır mahallesi, Şatı mülteci kampı ve çevresine yönelik de ağır saldırılar oldu gece saatlerinde. Sabah saatlerinde aslında bir de Zeytun mahallesi vuruldu. Ayrıca Tel El Hava ve El Faluca'ya yönelik de ciddi saldırılar gerçekleşti. İfade etmiştik. 27 günlük savaş boyunca, İsrail'in saldırıları boyunca 9061 sivil hayatını kaybetti. Ve toparlayacak olursak son olarak şunu da belirtelim. Dün diplomasi arenasında da hareketlilik vardı. Günler sonra, 27 günün ardından İsrail'in, Gazze'nin tek nefes alabileceği nokta, Refah sınır kapısı, dün itibariyle açıldı. İlk etapta 500 sivil buradan nakledildi. Diğer ülkelerin vatandaşları, Filistinli olmayanlar ilk etapta buradan nakledildi. Tabii bir yandan da ağır yaralılar var. 81 ağır yaralı da bu kapı vasıtasıyla tahliye edildi bölgeden. Şunu da belirtelim. Belirttik ya, ifade ettik. Bakın bu hat ağır bombardıman altında. 6 günde sadece 6 günlük süreçte 6000 ton bomba bırakıldı Gazze şeridine. Biz sadece burada Beyt Hanun adı verilen bölgeyi ekranlarınıza getirebiliyoruz. Tabi buranın diğer kısımları da var, iç kısımları var, Gazze şeridinin diğer bölgeleri de var. Orası da yoğun bombardıman altında. Toparlayacak olursak, sözü size bırakmadan evvel belirtmiştik ya, sadece 6 günlük süreçte 6000 ton bomba atıldı diye. 27 günlük bilançoya baktığımız zamansa uluslararası araştırma örgütlerinin raporlarına göre 25 bin ton civarında da bomba bırakıldı ve İsrail ordusu hala daha yoğun bombardıman altına aldı. Bombardımanını sürdürüyor Gazze şeridine yönelik. Biz de kameraman arkadaşım Ertuğrul Solmaz'la birlikte TVNET ekibi olarak bölgede haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.